Herkese merhabalar. Ben GCM Melkul Kıymetler Araştırma Departmanı'ndan Kudret Ayıldır. 28 Ocak 2016 gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin dün başlattığı aşağı yönlü hareketlerini bugün de devam ettirdiğini görebiliyoruz. Özellikle dün Belirli düşüşlerden sonra önemli bir yükseliş kaydetmişti dolar endeksi. Ancak bu yükselişlerini 99-12-99-23 bölgesi üzerine atamadı. FOMC ile birlikte de bu çıkış desteklenmeyince endeks tarafında önemli geri çekilmeler izlendi. Dünün dip noktasına yakın bölgelere doğru geri çekilmeler izlenmiş oldu. Dolar endeksinde uzunca bir seyir uptrendi konuşuyorduk ve özellikle Trendin alt noktasının önemli olduğunu ve bu bölgelerden gerçekleşen dönüşleri izliyorduk. Son zamanlardaki ilgili trendin alt bölgesinin altındaki hareketler bu bölgenin altında gerçekleşen 4 saatlik kapanışlar trend değişimi için önemli bir sinyal olarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla 99 23 99 12 bölgesi altında negatif bir eğilimin ön planda kaldığını, endeks tarafındaki görüntünün bu şekilde ilerleme ihtimalinin bir adım olduğunu vurgulayabiliriz. Endeks tarafında ilgili bölgenin altındaki hareketler satıcılı seyrin etkisini sürdürebilmesi anlamında önemli. Karşılaşabileceğimiz destek noktaları 98 65 ve 98 50 olarak kaydedilmiştir. Yani bundan sonraki süreçte endeksin ilgili bölge altındaki hareketleriyle 9865 ve 9850 destek noktaları hedeflenmek istenebilir. Kritik bölge öncesinde ilk dikkat etmemiz gereken direnç noktası ise 9895 olarak kayıtlara geçmektedir. Özellikle endeks tarafında aşağı yönlü bir baskının var olmuş olması ya da endeksin yukarı yönlü çıkışının devam edebilme ihtimali Eurolar paritesinin de gün içerisinde yükselişlerin etkisini sürdürmesi anlamında önemli bir sinyal olarak değerlendirildi ve değerlendirilmeye de devam edecekmiş gibi duruyor. Çünkü endeks tarafındaki negatiflik Eurodollar paritesinin 1.0850 destek noktası üzerinde kalmasına katkı sağlıyor. Bu yüzden de Eurodollar paritesi 1.0850 seviyesi üzerinde hareketlerine devam ettiği müddetçe yukarı yönlü çıkışların etkisini sürdürme ihtimali var. Burada 1.0925 Direnç noktasına dikkat edelim ki günün zirve noktası zaten bu bölge. 1.0925'in geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam etme potansiyeli artabilir. Burada 10960 10990 gibi rakamların test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu aşamada her ne kadar genel görüntümüz pozitif olsa da 1.09.25'in geçilmesi gerektiğini unutmayalım. Aksi takdirde 1.08.50-1.09.25 arasında yatay bir görüntüyle günü tamamlamak isteyebiliriz. Tabii ki günün kalanında 15.30'da ve 17'de Amerika'dan önemli veriler var ve bu veriler aşağı yönlü e, düşün, aşağı yönlü düşünce Aşağı yönlü baskıları 1.0925-1.0850 olarak devamını sağlayabilir. Tabii ki 1.0925 direnci geçilmezse buna dikkat etmekte fayda var. Özetleyecek olursak genel görüntüde yukarı yönlü bir hareket 1.0850 destek noktası üzerinde devam ediyor. Dolar endeksindeki negatiflik bu çıkışı istekli hale getiriyor. Ancak yükselişlerin teyidi için 1.0925'in üzerindeki hareketlere ihtiyaç vardır. Sterling dolar paritesine baktığımızda 1.4230 destek noktasından toparlanan ve yukarı yönlü çıkış kaydeden önemli bir görüntü gördük bugün. E, İngiltere'nin GDP rakamı beklentiyle aynı geldi. Olumsuz gelmemesi nedeniyle psikolojik olarak e, değerlenen sterlin yukarı yönlü çıkışını da gün içerisinde 1.43-45'lere kadar sürdürmüş oldu. Daha önceki süreçlerde sürekli 1.43-50 bölgesinde baskı görmekte. Alıcıların bu bölgede biraz daha kararsız kaldığını inceleyebiliyoruz. Bu anlamda da özellikle yukarı yönlü hareketlerin devamı için 1.43 eylenin üzerindeki hareketler biraz daha izlenmelidir. En azından 4 saatlik grafiklerde 1.43 eylenin üzerinde gerçekleşecek 4 saatlik kapanış biraz daha çıkışı tetikleyebilir gibi görüntüsü mevcut. Biraz daha kısa vadeye baktığımızda 1 saatlik grafikte 1.4230 desteği önemini korumaktadır. Bunun öncesinde 1.4280 seviyesi de dikkatle takip edilmesi gereken bir destek noktası. Çünkü özellikle yükselişler 1.4280'in üzerine çıkmasıyla teyit kazandı. Bu anlamda her ne kadar 1.42.30 destek noktası güncelini korusa da ve bu destek önemli bir seviye olsa da 1.42.80 seviyesinin de önemli olduğunu özellikle geri çekilmelerde bu bölgenin tekrar destek olarak görülebilme ihtimalinin bir adım önde olduğunu da vurgulayabiliriz. Yukarı yönlü çıkışın devamının ilişkin düşünce bu aşamada önemli. Tabii bir saatlik grafikte hareketleri değerlendirdiğimizde ve günün kalanında eğer yatay seyir etkisini sürdürecek olursa bir topa formasyonu yani ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor mu sorusunu da sorabiliriz. Henüz e, bu oluşum içerisinde değiliz. Ancak yatay seyirde hareketler devam ederse mumlar birbirine yakın ve yatay görüntüde biraz daha etkisine sürdürürse burada ters omuz baş omuz formasyonu görülme ihtimali de var. Bu da ihtimaller dahilinde dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Özetleyecek olursak pozitif süreç 1.42 1.42.80 bölgesi 80 bölgesi üzerinde devam etmektedir ifadesini kullanabiliriz. Yurt içine geldiğimizde son zamanlarda dolar Türk lirasında yükseliş trendinin üst bölgesinden sürekli bir dönüş gerçekleştiren görüntü vardı. Ancak fiyatlamalara baktığımızda bu etkisini çok hissettirememişti. Özellikle 2.9960'ın altında hareketler izleyemiyorduk. Ama son günlerde özellikle bu haftanın açılış gününden itibarenki hareketleri değerlendirdiğimizde önemli geri çekilmeler izledik. Bugün de bu geri çekilmelerin etkisini daha da net bir şekilde hissettiğimize şahit olduk. Gün içerisinde baktığımızda aşağı yönlü hareketlerini 297 60a kadar devam ettirdi. Şu anda da dibe yakın bölgede seyir sürmektedir. Her ne kadar kısa vadeli tepki satışları ön planda olsa da günlük grafikte yükselen trendin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda 2.96-10 desteği kırılmadığı müddetçe tekrar yukarı yönlü bir toparlama ihtimali ihtimaller dahilinde buna lütfen dikkat edelim. Özellikle gün içerisinde tepki satışlarında yer almak isteyenler 2.96-10 desteği'nin kritikliğini lütfen göz ardı etmesin. Çünkü hala daha trend yukarı yönlüdür. Buna lütfen dikkat edelim. Tabii ki 2.96-10 bölgesinin test edilmeden gerçekleşecek olası dönüşlerde tepki satışları yerini nasıl yükselişlere bırakabilir? Yani hangi seviyeyi geçerse yükselişlere bırakabilir? Burada 30040 bölgesi önemli bariyeri dikkatli takip edilmeli. 30040 seviyesi geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketler biraz daha istekli olabilir. Şu anda tepki satışlarının kalesi diyebileceğimiz bir direnç noktasıdır. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani Burada iki farklı strateji ile işlem planı oluşturulabilir. Birincisi kısa vadeli olarak tepki satışlarına yer almak isteyenler 3.00.40'ın altındaki hareketleri negatif olarak değerlendirilebilir. İkinci ise orta vadeli yükseliş trendi içerisinde alış pozisyonlarına yer almak isteyenler. Bu da 2.96.10 yani yükseliş trendinin alt bölgesine yakın yerlerden tekrar yukarı yönlü hareketleri destekleyecek stratejiler oluşturabilir. İki farklı senaryoya dikkat etmek gerekiyor. Ham petrole gelecek olursak yukarı yönlü tepkisel bir çıkışın devamını görüyoruz. Dün 30-35-30 dolar bölgesinden toparlandı. Bugün de yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü görebiliyoruz. 32 32.86'lar gün içerisinde test edilmiş oldu. Dün de zaten bu bölge zirveydi. Burada tepki alımları Fibonacci %50 ve %61.8'lik bölgelere kadar devam edebilecek bir çıkışı destekleyebilir. 34-34'ler zaten tepkilerdeki maksimum çıkış. Yani 38-35-37 düzeltiyorum. 27-85 arasındaki düşüşün en önemli düzeltme bölgesi ve dönüş gerçekleşecekse eğer bu bir tepki alımıysa dönüş maksimum bu bölgeden gerçekleşir sorusu Cevabını bu şekilde ifade edebiliriz. İşte bu noktada kısa vadeli yukarı yönlü hareketlerde nereye gidebileceği ihtimallerini buradan ifade etmiş olduk. Genel görünümde 31 30 ilk destek noktası ve bu bölgenin üzerinde yukarı yönlü hareketler etkisine sürebilir ve özellikle bölge olarak 31 85 ve 31.30 bölgesi üzerinde yükselişlerin ön planda kaldığını ifade edebiliriz. Son olarak da kıymetli madenlerden altına değinecek olursak FOMC ile birlikte 1128'lere kadar çıkış kaydeden bir altın var karşımızda. Bu çıkışlardan sonra Asya seansı ile birlikte aşağı yönü belirli geri çekilmeler kaydetti. Gün içerisinde 1117'ler test edildi ancak devamı gelecek bir satış oluşmadı. Özellikle yükseliş trendi kısa vadeli anlamda etkili. Burada dikkat etmemiz gereken en temeldeki destek noktaları 1109 ve 1115.50. Bu bölgenin üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin düşüncemizin ön planda kaldığını söyleyebiliriz. Yükselişlerde 1122.50 ve geçilmesi durumunda 1128 ve 1135 gibi rakamlar telaffuz ediliyor şu anki süreçte. İlk etapta 1115.50 destek noktasına dikkat etmemiz de önemli ama genel görüntüde 109 üzerinde pozitif olduğumuzu vurgulayabiliriz. Genel hatlarıyla Euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, ham petrol, altın ve dolar endeksi ile ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.